Herkese merhaba arkadaşlar. Beni tanıyanlar ve uzun zamandır takip edenler benim ne kadar büyük bir Michael Jackson dinleyicisi olduğumu çok iyi bilirler. Gözümü açtığımdan bu yana dinlediğim isimlerden bir tanesidir kendisi. Özellikle bilinçli bir yaşa gelip kendisiyle ilgili daha fazla şey öğrenmeye başladığım yaşlara geldiğimde gördüm ki Michael Jackson kendisini sürekli manipüle eden, sömüren, aşağıya çekmeye çalışan, istediği kalıba sokmaya çalışan medya ve bir takım yeraltı dünyası güçlerinin müdahaleleri sonucunda dünya halklarına tamamen negatif bir figür olarak yansıtılmaya çalışılmış olduğunu gördüm. Ama unutmayın ki güneş balçıkla sıvanmaz. Tarih nasıl Michael Jackson'ın ölüm yıl dönümünün üzerinden bu yıl 10. yıl geçmesine rağmen kendisini hala ısrarla hatırlamamıza sebep olan müzikleri varsa bundan sonra da adını ve hakkında bildiklerimi bütün insanlarla paylaşmaya büyük bir mutluluk ve gururla devam edeceğim bir isimdir Michael Jackson. Bugünkü konumuz ise popüler kültür ve müzik dünyasının bugüne kadar şahitlik etmiş olduğu en büyük ve en acımasız ırkçılığından bahsedeceğim size. Eğer siz de hazırsanız hadi gelin bu iğrenç skandalı daha yakından izleyelim. Amerikan müzik endüstrisinde büyük bir öneme sahip olan Grammy ödülleri 1957 tarihinden bu yana tertip ediliyor. Bu ödülleri veren kurum ise Naras isimli bir akademidir. Michael Jackson 1979 yılında yayınladığı Off The Wall albümüyle tüm dünyada kasıp kavurmaktadır. Don't Stop Till You Said Enough. Ve Rock With You şarkıları ile tüm listelerin zirvesinde. Off The Wall albümü 20 milyon satış barajını geçmiş bulunuyor ve Michael adını iyiden iyiye tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. İşte olay da tam olarak bu noktada başlıyor. O yıl yapılan Grammy ödüllerinde Michael, Don't Stop Till You Said Enough şarkısıyla en iyi erkek R&B vokal performansı kategorisinde aday gösteriliyor. Michael bu kategorinin kazananı oluyor ancak olay da tam olarak bu esnada patlak veriyor. Ana kategorilerden bir tanesini kazanan Michael'a ödülü sahnede tören esnasında herkesin ortasında verilmesi gerekirken kendisi siyahi bir müzisyen olduğu için canlı yayın bir anda reklama giriyor ve Michael'a ödülü reklam arasında veriliyor ve işin garip tarafı reklam arasında da Michael'ın çektiği şu reklam filmi yayınlanıyor. Ödülü kendisine sırf siyahi olduğu için reklam arasında verilen Michael, tören sona erip eve gittiğinde ağlayarak geceyi annesine anlatıyor ve neler söylediğini gelin hadi annesinden dinleyelim. Amy told me, he said, mother. Next year, they're gonna have to give it to me. That was thriller, huh? Yaşadığı bu büyük haksızlık ve gizli ırkçılık saldırısıyla burun buruna gelen Michael bundan sonra daha da hırslanıyor ve iyiden iyiye kendini işine veriyor. Ekibini topluyor, herkesi çalışma kampına sokuyor, aylar hatta yıllar süren bir albüm hazırlığına giriyor. Uzun zamanlarca mükemmelliyetçi kimliğinden ödün vermeksizin son derece titiz bir şekilde çalışan Michael, tarihler 1982 yılını gösterdiğinde müzik tarihinde bugüne kadar en çok satış yapan albüm sıfatını taşıyan ve aynı zamanda popüler kültür ve pop müzik adına çok büyük bir devrim olan Thriller albümünü yayınlıyor. Albüm 100 milyon satış barajını geçiyor ve ardı ardına çıkardığı hitlerle tüm müzik listelerinin zirvesine oynuyor. Michael aynı yıl Grammy'de 8 dal adaylık alıyor ve Michael geçen yıl kendisine yaşatılan o iğrenç olaydan sonra intikam alırmışçasına aday olduğu 8 kategorideki tüm ödülleri topluyor. Kendisine yapılan haksızlığı unutmayan Michael daha da ileriye giderek elinden gelenin daha da iyisini yapabileceğine inanarak yine ekibini topluyor ve uzun sürecek olan bir çalışma kampına yürüyor. 5 yıl deli gibi çalışan Michael, 1987 yılına geldiğimizde kariyerinin önemli noktalarında kendisine çok büyük hitler kazandıran Bad albümünü yayınlıyor. Albüm tam tamına 5 şarkısıyla birlikte listelerde zirveye yerleşiyor. Ve Michael aynı yıl yapılan Grammy ödüllerinde tekrar adaylık alıyor ve gecede unutulmaz olan şu performansı sergiliyor. Müzik
Michael'ın geceye hazırladığı bu performansa rağmen, albümü ve albümden çıkan 5 farklı şarkısı bir numaraya çıkmasına rağmen, Grammy o gece Michael'a tüm bu başarılarını yok sayarak aday olduğu kategorilerin hiçbirini vermiyor. Bad gibi pop müzik kültür tarihini derinden etkileyen bir albümü yok sayan komite, aynı yıl en iyi albüm ödülünü U2'ya veriyor. En iyi şarkı ödülü Don't Worry Be Happy şarkısının oluyor. En iyi rhythm blues şarkısı Smokey Robinson'ın oluyor. Ve en iyi erkek sanatçı ödülü ise Michael yerine Sting'e veriliyor. Tüm global anlamdaki başarılarına rağmen Grammy komitesi tarafından hiçe sayılan Michael geceyi tam olarak şu bakışlarla izliyor. Yıl Bad albümü için çalışıp her zaman elinden gelenin çok daha fazlasını yapmak ve müziği belli bir noktadan daha öteye taşımak adına var gücüyle çalışan Michael Jackson hiçbir ödül alamayıp tören sonrası arabasından inip de yerleştikten sonra da otel odasında ağlama krizine giriyor. Michael'ın Bad albümünü yayınladıktan sonra yayınladığı Dangerous albümüne de Grammy tarafından hiçbir ödül verilmiyor. Ve yine aynı şekilde Dangerous albümünden sonra yayınlanan History albümüne de Grammy tarafından hiçbir şekilde ödül verilmiyor. Tüm bunların ardından gelen ilk ödül ise mecburi bir şekilde kardeşi Janet Jackson ile yaptığı Scream şarkısının klibine yılın videosu ödülünü kazandırıyor. $10 milyon bütçesiyle müzik tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı klibi olan Scream şarkısı yılın videosu ödülünü alıyor. Bu tıpkı MTV'nin Michael Jackson'ın Billie Jean şarkısı çıktığında yarattığı sükse karşısında artık sessiz kalırsa dinleyici tarafından tepki gösterileceğini bildiği için Michael'ın siyahi bir müzisyen olarak MTV kanalında yayınlanmaya başlamasının kırılmasıyla birlikte oluyor. Biliyorsunuz ki MTV'de Billie Jean'e kadar siyahi müzisyenlere ön yargılıydı. Özellikle de Michael'ın hiçbir şarkısına yer vermezdi. Ancak 1995 yılında Michael, kardeşi Janet Jackson ile birlikte çektiği Scream klibinin pahalı olması ve sektörde çok büyük bir yankı getirmesiyle birlikte Grammy tarafından zoraki bir şekilde ödüllendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Michael Jackson hem yaşadığı dönemde hem de vefatının ardından tüm zamanların en çok satan, en başarılı, en iyi erkek vokal ve en güçlü söz yazarlarından birisi olarak tarihe geçiyor. Hem kendi üzerinde hem sanatsal kimliğinin üzerinde yaratılan negatif hiçbir baskıya boyun eğmiyor. Ben ki kendimi bildim bileli Michael Jackson manyağı bir insanımdır. Özellikle bu kanalı açmama sebep olan insanlardan bir tanesi de Michael'dır. Kendisinin insanlara yıllardır negatif bir şekilde yansıması ve bunun kasıtlı olarak yapılması sonucunda kendisinin gerçek bir dinleyicisi olarak kendisiyle ilgili bu konudaki bilinmeyenleri ya da bilinmesi gereken asıl tarafları size yansıtmak istiyorum. Bundan sonra bu kanalda çok daha fazla ve çok daha farklı Michael Jackson, Madonna, Freddie Mercury gibi bir takım büyük ve devler liginin unutulmaz efsanelerine dair çok fazla ufak ufak da olsa videolar gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve konsept konusunda bana yardımcı olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın. Come on, I'll take you home.